Yarım asırdır asgari ücret Türkiye'nin en yüksek sayısı olan 7 milyon üzerindeki insanla ilgili bir toplu pazarlık. Şimdi burada asgari ücret bundan 45 sene evvel kurulduğu zaman belirleme ücretiydi. İşte devlet diyor ki bu ücretin altında işçi çalıştıramaz. Yani bu ücret işte 12 kalemi ilgilendiriyor. İcra'yı ilgilendiriyor, evlenme ilgilendiriyor, boşanma ilgilendiriyor. Bir sürü kalemi ilgilendiriyor. Onun için yani bu ücret son yıllarda geçim ücreti oldu. Yani 7 milyona yakın insan bununla geçiniyor. Daha doğrusu geçinemiyor. Yani evvelden belirleme ücretiydi. Geldiğimiz noktada geçim ücreti oldu. İşte bu 15 kişilik bir kurul ki bu kurulun da yapısına da itirazım var. Bu kurul 12 Eylül'den kalan antidemokratik bir kurul. 15 kişi var. İşte 5 hükümet kanadından, 5 işveren kanadından, 5 bizim kanadımızdan. İşte biz Kasım ayının sonunda buraya katılacak 5 kişiyi tespit ediyoruz. Kamuoyuna açıklıyoruz. Şimdi işte bu sene de görüşmeler 15 gün sonra başlayacak. Evvela birinci arzum şu. Aralık ayının 31'inde bitiyor. 45 senedir ifadem, talebim şu. Yani bunu bir ay toplumu gelmenin bir anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gün içerisinde yahut 2 hafta içerisinde bunu neticelendirelim. Biz 45 senedir 5 kere imzalamışık, katılmışık bu verilen ücrete. 40 sene katılmamışık. Bu sene 40 seneye 45 seneye bedel bir sene. Çünkü insanların alım gücü düştü, fiyatlar ortada, insanların sıkıntısı ortada, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu mutlu edecek, belki %100'ünü mutlu edemezsin ama büyük bölümü mutlu edecek bir rakam olması lazım. İşte bu rakamla ilgili önümüzdeki günlerde hükümet bir rakam getirsin, işverenler bir rakam getirsin. Ondan sonra biz kendi kurullarımıza görelim, ona göre hareket ederiz. Yani uygun bir rakam getirirlerse arzumuz masa başında imzalayalım gitsin. Ama uygun bir rakam getirmezlerse buna katılmayız. Bunu da geçen hafta Zonguldak Maden'de ifade ettim. Şimdi bugün de siz buradayız, İzmir'de KİK toplantısındayız. Burada sizin kanalınızdan bir kere daha ilan ediyorum. Diyorum ki toplumu tebessüm ettirecek, mutlu edecek bir ücret getirin. Çünkü millet geçinmekte zorlanıyor. Bu ücret, bırakın bir ay 15 gün daha geçiremezsiniz bu ücretten. Durum bu. Marketteki tabloyu herkes yakinen biliyor. Yani bugün aldığını yarın alamıyor. Yarın aldığını öbür gün alamıyor. Rakamlar ortada. Rakamları yaşayan herkes biliyor. Ben de biliyorum. Ülkeyi yönetenler de biliyor. İşçi çok iyi biliyor. Çünkü onunla yaşıyor. Onunla evini döndürmeye çalışıyor. Yani bu pazardaki market raflarındaki rakamlar bugün 50 liraya aldığını 10 gün sonra gittiğin zaman 70 lira alıyorsun. Yani bu tabloyu ülkeyi yönetenler de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu tabloyu göz önüne bulunarak bir rakam önümüze getirsinler, onu bekliyoruz. Ama orada da sayımız ortada, 15'in biz 3'te 1'iyiz. Yani 3'te 2'si işverenden hükümet. Onun için toplumun taleplerini ülkeyi yönetenler dikkate alsınlar. Sen şimdi kamuoyunda işte siyasi partinin biri diyor 4000 olsun, biri diyor 4200 olsun. Sendikamızın biri diyor 5 olsun, öbürü diyor 7 olsun. Herkesin bir rakam var. Ama biz masadayız. Biz masada olanlar daha dikkatli davranmak mecburiyetinde. Onun için dikkatli davranma, iyi bir neticeyle bitmesi için gayret sarf ediyoruz. Bir aydır görüşmeye devam ediyoruz. Zaten görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi görüşmeler başladığı zaman söylenmesi gereken bir şey varsa söylerim.